Hocamın yanına gidip şöyle demek isterdim. Kovana vardık çok şükür. Bakalım kovandaki balı tadabilecek miyiz? Baldan maksat oraya ulaşmaktır kardeşlerim. Oraya ulaşmak yanmaktan geçer. Olmak için yanmak gerek. Yanmak için olmak gerek. Bulmak gerek. Sevmek. Biraz hastayım. Boğazım ağrıyor. Rabbim şifa versin. Cümle hastalara, en son bana. Kurban olduğum Rabbim. İnsan hastalığa da şükretmeli. Hastalığa nasıl şükredecek peki diyeceksiniz. Daha kötüsü gelmediğine şükretmeli. Bakın kardeşlerim, şimdi söyleyeceğim biraz etik veya etik gelmeyebilir veya ağır gelebilir. Ama şunu bilin ki bakın felçli insan bile haline şükretmeli. Diyeceksin kardeşim felçli ya o. Felçli o. Neyine şükredecek? Bana şu anda kızıyorsunuz. Bazılarınız kızıyor olabilir biliyorum. Felçli o. O adam neyine şükretsin? Bana bunu diyor olabilirsiniz. Vallahi o felçli insan içinden, hani insan içinden düşünür ya, içinden düşünebilip dua edebileceğine bile şükretmeli. Bu ne kadar güzel bir nimettir. Eğer o insan o haline dayanır, şükrederse, sabrederse kurban olduğum Allah, tamam mı? Onu onca sağlıklı insandan önce cennete koyacaktır. Tabii ki de sabrederse, isyan etmezse. Bir de şöyle bir mevzu var. Bir alimden işittiğime göre, şimdi bir insan, hani Rabbimiz bazılarını kör yaratıyor, bazılarını hastalıklı yaratıyor, bazılarını sakat yaratıyor, engelli yaratıyor. Diyor ki bu alim, o insan eğer görebilseydi, misal örnek göremeyen bir kardeşimizi ele alalım. Görebilseydi onu, o görebilme yeteneği, tamam mı, çok büyük bir günaha sürüklemiş olabilirdi. Anlatabildim mi? Mesela adam sakat. Eğer ayakları sağlam olsaydı çok büyük bir günah işlerdi ve Allah'ın azabına maazallah şey olabilirdi. Ama Allah onu sakat yarattı ki oraya gitmesin. Zaten ona cennette bir ayak verecek. Bir 30-40 sene, 50-60 sene dayanacak. İnsan ömrü nedir ki? 70-80. 60-50. Yaşında ölen insanlar var, görüyorsunuz. Ama o insan sabrederse, şükrederse Allah ona kurban oldum. Cennette ayak vermez mi? Sağlıklı insanlardan önce alır bir de onları cennetine. Öyle de şey var. Bir de aynı mevzu zengin fakir için de geçerli. Bir insan fakirse Rabbimin bir bildiği vardır. Eğer o insan zengin olsaydı o zenginliği onu belki namazından edecekti, orucundan edecekti, kötü biri yapacaktı. Öyle de zenginler var. Çok fakir olsalardı, çok yasa dışı işlere bulaşabilirlerdi. Para için her şey yapabilirlerdi. Allah da onlara zenginlik vermiş. Yani burada mühim olan Allah'a isyan etmemektir kardeşlerim. Onun verdiğine de vermediğine de şükürler olsun. Allah sizlerden de razı olsun, beni dinlediniz. Size bu sohbeti yapmak istedim. Kalbime düştü çünkü.
Lütfen özür dilerim. Hastayım boğazım için. Kış şu an yağmur yağıyor. Sesi geliyor mu bilmiyorum size. Çok güzel yağmur yağıyor. Dediğim gibi kardeşlerim, sabredeceğiz. Biiznillah. İnşallah cennete kavuşacağız Allah'ın izniyle. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum kardeşlerim.